Su da dedim, suyun hafızası var. Bir damla suda 3000 bilgi kayıtlı. Ve bunu mesela Profesör Doktor Emoto, bu da Japon asıllı Profesör Doktor, ismi neydi? Masaru Emoto. Bir damla suyu donduruyor. Atom mikroskopla fotoğrafını çekiyor. Kristal şeklinde damla su. Bu şekilde alıyor. Geometrik bir şekle sahip. Damla, bir damla suda 300-400 bin bilgi kayıtlı. Hafızası var suyun. Şurada mesela suların çeşitli barajlardan, göllerden, içme sularından numune almış. Onların fotoğrafını çekmiş. Binlerce fotoğraf çekmiş. Her bölgenin farklı farklı yerlerinden sular alıp. Evet. Mesela burada sağlıklı su, burada hastalıklı su, sağlıklı su, hastalıklı su. Sağlıklı suyun şekli var. Güzel bir görünüm var. Hastalıklı su zaten baktığında siyahlaşmış, bozulmuş. Yani içtiğimiz suya dikkat edeceğiz. Yoksa yavaş yavaş beynimizde tahribatlar sebep oluyor. Nereden anlayacağız peki alüminyum olup olmadığını? Üzerinde yazıyor zaten. Ama birçoğunda yazmadığını da gördüğümüzde ya içinde olabiliyor. Kanunen yazması gerek. Sağlık Bakanlığı'nın yoksa müsaade etmez üretimine. Yani üretilip de piyasaya sürülen bütün bu içme sularının üzerinde alüminyum var mı yok mu yazıyor. Bunun ayırt edilmesi için başka bir yöntem var mı peki? Yani o teknoloji, o laboratuvar kurmanız gerekir. Laboratuvara ihtiyacımız yok. Sağlık Bakanlığı laboratuvarı, o inceliyor zaten. Bizim her insana gidip de laboratuvarı içmek, suyunu incelemek için kuracak hali yok. Zaten bu tür içme suyu üreten her firma içeriğini belirtmek zorunda. Analiz. Yanlış bilgi verirse onun üretimi durdurulur. Yani Allah'tan ki böyle bir şey var. Yani öyle bir şey olduğuna şükretmek lazım. Yoksa içinde her şey olabilir. Yani içme suyunda neden alüminyum var? Ben anlamıyorum. Olmaması gerekir. İçme suyunda alüminyum veya amonyum olmaması gerekir. Hatta bazı içme sularında florit var. Bu da tuhaf. Yani ben de bu işin içinden çıkamıyorum. Neyse.